Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Görkem Çelik. YouTuber's Life'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bakalım nerede kalmışız? En son 27 dolar paramız var, 6000 abonemiz olmuş, 37000 toplamda izlenmeye ulaşmışız. Evet, devam ediyoruz. Bu bölümde ne yapacağız bakalım. Bu arada oyuna güncelleme gelmiş arkadaşlar. Şu anda burası İngilizceydi, Türkçe olmuş. Güzel olmuş. İçerik mutluluğu, yayınlar mutluluğu ve etkinlikler kısmındaki mutluluğumuz. Yani daha doğrusu izleyicilerimizin mutluluğu bayağı üst seviyede. Bu arada oyuna 1 Ocak'ta başladık arkadaşlar ve şu an 7 Mart'tayız. 2 ay geçti. Şuradan etkinliklere bakayım ya. Matrix var. Bir tanesine gideyim ya. 14 Mart'taki sinema etkinliğine gideyim. 12 dolar bileti var. Jurassic Park sinemasına gidiyorum arkadaşlar. 3 saat sürecekmiş. 12 dolar bilet fiyatı var. Alıyorum. 72 dolar param var. Bir tane video yüklemeye karar verdim. Biraz paramızı çoğaltıp yeni bilgisayar ve ekipman alacağım. Günaydın, bütün gün video mu yükledin, hiç yorulmaz mısın demiş bana arkadaşım. Bu da bu arada ev arkadaşım. Tam da yani bilgisayarda işim var. Geldi yanıma ya. Bu neymiş? Evin. Ha. Tamam. Taşınmak için gereksinimleri gösteriyor arkadaşlar. Yeni bir akıllı telefon al, sosyal ağ içeriği yükle ve 30.000 aboneye ulaş. Güzel. 30.000 aboneye daha var. Yani bizim bu evden taşımamıza daha var. Bu arada evet, 30.000 olmak için video atmamız gerekiyor. Buradan hemen yeni bir video atıyoruz. Şu anda Sega Mega'daki oyunun yükseliş popülerliği %100 gözüküyor. Bunu oynayalım o zaman. İlk izlenim videosu çekmişim. Yüzlerinden 100 almış. Şimdi oynanış çekelim. Bayağı bir işe yarar gibime geliyor. Şu elemanı yollayalım buradan. Şu anda bilgisayarım çok iyi değil. Hatta -1 yiyoruz. Şunu seçeceğiz. Filtre yok. Bir de tek yönlü. Tek olduğum için tek yönlü mikrofon kaydı yaparsam bana 2 tane bu işaretten veriyor. Başka artıyla başlayabileceğim bir şey yok. O ekipmanları geliştirdikçe olacak arkadaşlar. Evet, burayı değiştirelim. İşte beklenen oynanış videosu dedim ve sonraki diyorum. Evet, Sega'dan yapacağız bu kaydı. Şu anda kayda başlıyorum. Direkt 3+1'den başlıyoruz. Tamam. 4 tane yeşil kazandık. İpucum 12 var. Bu benim enerjimle alakalı bağlantılı bir durum. Şu anda buna basarsam -2 yiyeceğiz. Burada olursa +1 ama buna basacağım çünkü buradan +4 alacağım. -2, -1'e düştü. Şu 3 ipucu istiyor. Bu muhtemelen buradaki en iyisi. Evet, bunu yaptık. Güzel bir çekime doğru gidiyoruz arkadaşlar. Son aşama. Son aşamada bir tane yeşil, bir tane de video kurgu sanırım. Onu artırmış olduk. Güzel. Evet, şimdi sırada videonun montajı var. Videonun montajı şu şekilde yapıyorsunuz. Şuradaki boşluklar her zaman dolacak şekilde yaparsanız. Mesela burada 8 puan aldım. Şöyle yapsam ne olur? Alamadım. Şöyle yapsam ne olur? 18 puan. Mesela bu en sondaydı. Bunu ikinci sıraya almak bana 10 puan fazladan katmış oldu. Burada yeşile bir tane efekt ekleyerek onu 5 yapabiliyoruz. Bir tane de burada not rengi. Not rengini düzelttiğim zaman burası 4 oluyor gördüğünüz gibi. 3'tü. 4 oldu. Bir tane de yumuşak odak yaparsam hani gerekli yok ama yaptım yine de. Şimdi videoyu eşlediyorum. Evet, videoyu işte dedim. Şu anda videomuz hazır. Yeni rekor oldu bu arada. 135, ilk defa bu kadar çok yapabilmişim. Video yayınlanıyorum. Evet, bayağı bir güzel tepkiler geleceğini düşünüyorum bu videodan. Şu anda açlık durumumuz da sıkıntıda. Hemen bir yemek yiyelim. Video render yapılıyor. Mesela bu da rendering yazıyordu. Bayağı Türkçe geliştirme olmuş oyunda. Evet arkadaşlar, videomuz yayınlandı. Şimdi burada yorumları yönet kısmından yorumlara cevap vererek, kalp atarak izleyicilerimizin bizde daha fazla kalmasını sağlıyoruz. Şu anda onlara yanıt veriliyor. Bir yandan da burada biri geldi. Muhtemelen bana iş teklifinde bulunacak. Bakalım ne teklif edecek. Şu anda onunla konuşacağım. Selam, bilgisayarım bozuldu ve video kurgusu yapamıyorum. Senin bu konuda iyi olduğunu duydum. Videoyu yükleyebilir misin? Sana oyunu göndereyim. Okey, gönder ama önce bir bakalım. Öncelikle PlayStation olmasını istiyor. Oynanış videosu istiyor ve 135 dolar veriyor. 135 dolar az para değil. O yüzden bunu kabul edeceğim. Ama bende PlayStation var mı? Şu anda önemli olan o. Hemen bakıyoruz. Gördüğünüz gibi bende Play Studios yok. Para kazanıp Play Studios'u almam lazım. 65 dolar para gelecek 7 saat çalışmaya. Evet, şu anda oyun geldi. Bu oyuna Play Studios'tan oynanış videosu çekmemi istedi. Bu arada videomuz yüklendi, yayınlandı ve şu an like'lar geliyor gördüğünüz gibi. Selam, canım biraz sıkkın. Sevgimle tartıştık. Kafamı dağıtmak için oyun oynayacağım. Oyna kardeşim, ne istersen yapabilirsin. Yakında bu evden gideceğim çünkü ben. Evet arkadaşlar, sinema etkinliğine geldik.
Burada mesela şu kişiye bakalım ne önerecek bana. Konuş dedim. Oyun oynarken video çekmek istiyorum. Evet, bana iş teklifinde bulundu. 162 dolar veriyor. Hemen şuna da bakalım. Şu arkadaş bana en çok parayı veren arkadaş. O yüzden tamam diyorum. Evet, artık gitmek istiyorum buradan. Bir fotoğraf çektirelim artık. Tamam, bu kadar poz vermen yeter, dışarı çıkabilirsin. Seni kimse tanımıyor diyor şu anda. İleride göreceksiniz ama. Başka da bir şey demiyorum. İleride göreceksiniz. Evet arkadaşlar, etkinliğe geldik. Oturacak yer bulalım. Hemen şuraya oturalım. Sanırım bu etkinliğe tek başıma gittim, evet. Şu anda etkinlik kısmı doluyor. Ben gidiyorum dedim. Aslında arkadaşlar 12 dolar vererek 162 dolarlık bir iş bağlamış oldum. Sinemaya gelme amacınız da bu. Oradan bir iş bağlıyorsunuz ve o şekilde para kazanıyorsunuz. Arkadaşlar video işleniyor. Video işlenirken bu arada konsol satın alabiliyorsunuz. Mesela Pain Studios 2'yi hemen alıyorum. Çünkü birazdan onunla video çekeceğiz. Geç oyna. Yalnız benim yemek satın almam lazım. Bir açlığımı giderecek, iki uykumu giderecek. Kola için. Para komple 4 dolarım kaldı ya. Yalnız aybaşı geliyor. 80 dolar kiramız var. Onu çıkarmamız lazım. Evet arkadaşlar, bu bölümde yeni evimize taşınana kadar oyuna devam edeceğim. 30 bin abone olduğumda size yeni evimi göstereceğim. Şu anda kursa devam ediyorum. Yalnız kursu istemeyerek okuyor şu an. Arkadaşlar baya kötü dislike aldık baya sanki ya. Pek memnun değiller. O kadar ikizinin videosu istedi izleyicilerimiz ama pek memnun görmedim. Kötü bir video yaptık sanırım. Arkadaşlar 282 dolar paramız var ve bu parayla ekipman alacağız. Çünkü diğer türlü zorlanıyoruz. Artık video çekmekte, çekim kalitesinde zorlanıyoruz. Bu gece seni sinemaya davet etmek istiyorum. Beklentileri yüksek tutmak istemem falan filan. Event. Bunu biraz daha bekletelim. Hayır dedim. Şu anda bir tweet atmam gerek. Üstte iki tane tweet atacağım. Şöyle bir mesaj yayınlayacağız. Selam güzellikler. Az önce ben tweet atmayı unuttum galiba ya. Hatırlayamadım. Başka bir mesaj. Ne desem boş. Selam güzellikler, ne desem boş. Bu arada birazdan kirayı ödeyeceğiz. Aynen gitti. Aylık masraf gitti. Evet, eski konsol Play Studios'un üretimi sonlanacağı tarih belirlenmiş arkadaşlar. Onu bir satın aldık. Evet, seviye atlamışım. İlave şeyler kazandım. Şimdi hemen bilgisayarımızı güçlendirmemiz lazım. Bilgisayarımızı güçlendirdiği zaman videolarımız daha kaliteli oluyor ve bu şekilde olduğu zaman da daha çok para kazanıp abone kazanabiliriz. O yüzden yeni konsol alacağım. Yok, konsol değil, yeni bilgisayar parçaları alacağım arkadaşlar. Evet, şuradan. Mesela benim kasam, şu an kasa almaya param yetmiyor. Klavye alabiliyorum. Oo, bayağı iyiymiş yalnız bu klavye. Monitör ne durumda? Mesela 80 dolarlık... Abi 40 dolarlık monitör kullanıyormuşum ya. O kötü. Faremize bakalım. 60 dolar şöyle güzel bir fare alayım. Bu arada bir tane mikrofon alacağım ama param bitti. Ne kadar çok bitiyor para ya. Para kazanmak ne kadar zor. Şöyle 6 saate 55 dolar güzel. Çalışalım. Hangi işte çalışacağıma bile bakmadım yani. O kadar paraya ihtiyacım var. Bu arada kargolar geldi. Ne gelmiş? Oo, yeni monitörüm geldi. Çok iyi. Bu sanırım mouse, evet. Yeni mouse ve yeni monitörüm geldi. Yeni monitörüm bayağı havalı duruyor. Şöyle göstereyim. Şöyle görebiliyorsunuz. Bunlar ekipmanlarım. Bu arada artık videolardan daha çok para kazanıyorum. 31 dolar para kazandım arkadaşlar. Artık daha fazla gelir elde edebiliyorum. Hey, güzel oyunların olduğunu duydum. Denemek isterim. Bu da sürük ya. Bu ev arkadaşı benim var ya. Bu evden kurtulmam lazım. Net ya. 4 kere yemek yiyeceğim. Arkadaşlar şu an bir teklif gelecek büyük ihtimal. Bakalım. Hemen konuşalım seninle. Bilgisayarım bozuldu. Video kurgusu yapamıyorum. Play Studios 2 ile 3 GTA San Andreas. Grand Toy Auto San Andreas çeker misin? İlk izlenim videosu. Kabul. 189 dolar çok iyi para. O parayla da ne alacaktık? Biz az önce de alamadık ya. Mikrofon. Mikrofon çok işe yarayacak. Bu arada kursa devam edeceğim. Kursu unuttum. Bir şey geldi. Evet, oyun geldi arkadaşlar. Şu anda bende Play Studios 2 var. Yani konsol almamıza gerek yok. Onu aldık. Sadece oyun oynayıp para kazanacağız. Hemen. Kursu tamamladım bu arada. O kurstan montaj kısmına artı 4 eklenecek. Evet, şimdi oyun seç diyorum ve GTA San Andreas oynuyoruz. İlk izlenim istiyordu galiba diye düşünüyorum. Bir daha bakacağım. Bir daha sonra çekemem. Yani yetiştiremem. Aynen, ilk izlenim videosu. Hemen şöyle. Bu arada arkadaşlar oyun yani %100'e yakın Türkçelendirilmiş, süper olmuş. İlk izlenim videosunu hemen çekiyoruz. Ve yeni bilgisayarımızda şurası 16 olmuş, 14 sanırım. Onun dışında mikrofon ve kamera almam lazım. Bunu unutmamalıyım. Mikrofon ve kamera.
Evet, GTA San Andreas ilk izlenim videosuna başlıyoruz. PlayStation 2 ile çekiyoruz. Evet, çekimler devam ediyor. Şu anda buna 3 puan veriyor. Ama bunu yapmak yerine bu çok çok daha mantıklı. Her yerden kazanıyoruz. Çok güzel bir montaj oldu bu sefer. Sarı, en son ekranda sarı var biliyorsunuz. Sarıya da odaklanabilirim. Şurada mesela bu sefer sese odaklanacağım. Çok iyi. En azından o hep 2'de kalıyordu. 4 olsun. Şimdi de sarı kısmı 3 artı 3 6 yapacağız. Çok iyi. 3 çarpı 2 bu arada, pardon. Aynen 7 10. Çok iyiydi bu. Bu kayıt güzel oldu. Bu bence rekor olacak. Şu ana kadar arkadaşlar bir önceki yaptığınız videolardan iyisini yaparsanız yeni rekor olarak gözüküyor. Hani az çok tahmin edebiliyorsunuz daha iyisini yaptığınızı. Mesela montajda da belli etti kendini. Direkt 24 puan aldık. Ama şu 4 puan hala gelmedi bana, ona takıldım. Herhalde kursu bitirince mi gelecek? Herhalde öyle olacak, bakalım. Evet, yeni rekor geldi. 320 puan aldık. Ne var ne yok Görkem, bu gece parti veriyoruz. Senin de eğlenmeye ihtiyacın var diye düşünüyorum. Evet var aslında. Tamam diyorum. Partiye gideriz. Video işleniyor. Video işlenirken ben de partiye gideceğim arkadaşlar. Etkinliğe git diyoruz ve gidiyoruz. Evet, çılgınlar gibi partiye geldik. Parti bu oyunlarda etkinliğimizi dolduran kısım, şu anda yavaş yavaş doluyor gördüğünüz gibi. Hemen gidip biriyle konuşuyoruz. İyi videolar çektiğini duydum. Oyun videosu çekip yükleyebilir misin? Sana oyunu göndereceğim demiş. 63 dolar veriyor. Çok az para, o yüzden reddediyorum. Evet, bakalım kasadaki kadınla ne konuşacağım, çok merak ediyorum. Çok güzel ürünlerden almak ister misin diyor. 5 kişinin telefon numarasını al. Demesi kolay. Yok ya, onlarla uğraşamam. Çok uzun sürüyor. Ben gidiyorum. Direkt kızıyorlar size bazen. Ne bileyim, kıyafetin kötü falan diyorlar. O yüzden hiç uğraşmaya gerek yok. Aynen. Partiler telefonundaki takvimde yer alıyor. Bazı etkinliklerde belirli bir şekilde giyinmek gerekiyor. Bu etkinliklere göre kılık kıyafeti değiştiriyordum. Seçtiğimde giyim tarzını görebiliyordum. Uygun bir giysim yoksa ne mi yapıyordum? Bu ne ya? Durdum. Sorun olmuyordu. Alışverişe çıkıyorum durduğumda. Onayla. Yeah! Ya yeniden mi başladık oyuna? Ne bu ya? Bilgisayara bas, giyim mağazasına git. Hayret bir şey. Bir zorlu bir şey mi aldıracağım? Paramız az. İstemiyoruz alışveriş yapmak. Tamam, 10 dolara bir şey varsa alayım. 20 dolarmış. İyi. Şapka mesela ne kadar? Çok. Bir gözlük alırım. Şu 100 dolarmış. Çok güzelmiş. Onunla fotoğrafım var benim zaten. Her neyse, çıkıyorum şu anda. Hiçbir şey almayacağım. Para lazım bana. Uyu diyorum. Kayserililiğimi konuşturdum ve yine uyu diyorum arkadaşlar. Şimdi videomuz yükleniyor. Bunu yaptığın için çok teşekkür ederim. 189 dolar para geldi. Az para değil. Hemen yorumları yönet diyorum. Bu arada uyudum siz görmeden. Hemen fark etmedim, uyudum ben. Tekrar uyandık. Evet, bir tane kamera, bir tane de mikrofon alacağım. Bu kadar basit. Kreatif kamera gelmiş arkadaşlar. Görünüş de gayet güzel. Bir de mikrofon alacağım. O da 115 dolar. Temiz. Ne kadarım kaldı? 107. Kulaklık çok pahalı. Kurgu yazılımı alalım. Daha iyidir bu. Bu arada cep telefonu almam lazım. Almışım zaten. O zaman taşınmaya hazırım ben, bir şey değil mi? Sadece 30 bin. Aynen. Aa. Yok bir dakika, bu değil ya. Heyecan yaptım. Paraya tıklıyoruz. Abi o taşınma şeyi nerede yazıyordu ya? Çok merak ettim onu. MCN şirketleri var arkadaşlar. Burada ilerleyen süreçte burada gördüğünüz şirketlerden böyle gördüğünüz gibi eleman çalıştırabiliyorsunuz. Size destek oluyor. Artı paralar veriyor. Size içerik fikri üretip, yani standart YouTuberların şu anda kullandığı MCN şirketleri gibi düşünün. Belli bir komisyon olarak sizlere imkan sağlıyor. Evet, bu arada monitörüm geldi. Şöyle dönüyorum. Yakınlaşıyorum. Hep beraber göreceğiz. Hop, aç dedim. Yeni kameram geldi. Ve büyük ihtimal yeni mikrofon geldi. Süper. Artık kayıtlarımız daha kaliteli olacak. Bir de yazılım geldi yeni. Evet, video yayınlandı. Buna bir reklam yapalım. 35 dolara videonu arkadaşların arasında herkesi duyur. 2 dolarım kaldı. Aman Allah'ım ya. Çok zor gerçekten. Tamam, bu video bittiği zaman para kazanacağız. Ama şimdi ne yapalım? Bir tane tweet atayım bu arada. İlerleyen süreçte yeni tweetler geliyor. Buralar bile Türkçe olmuş. Videoların en iyi anlarını paylaştığın ve iyi kalpli olduğun için teşekkürler Görkem Çelik. Oynarken en iyi anlarımı izleyin. İyi günler, videonu çok iyi izlemeden duramıyorum. Buna mesela ne yazabiliriz? İzlemeden duramıyorlarmış videolarıma. Wow, çok heyecanlandı. Başka mesaj. Selam güzellikler diyeyim tekrar.
Sen takılma oruk. Bu çocuktan bir önce kurtulmam lazım. Acayip kıl oldum ben bu çocuğa ya. Hep sevgilisiyle tartışıp ayrılıyor. Manyaklığı nedir? Şimdi sosyal ağ içeri yükle ve 30 bin aboneye ulaş. Sanırım sadece 30 bin abonemiz kaldı. Kurs var. Oda arkadaşı yok. Evet. Şu eve çıkmak istiyorum. İki odalı çatı katı arkadaşlar. Şu anda öğrenci dairesindeyiz. İki odalı çatı katına çıktığınız zaman aylık masrafınız 320 dolar oluyor. Bu da aslında 160 dolar. Öğrenci dairesi ama ikiye bölüyoruz. 80 dolar ödüyoruz. Artı internet hızı burada 4 megabit. Yeni evimde iki odalı çatı katı olan evimde internet hızım 8 megabit. Çalışma alanında 2'ye çıkacak. Yani orada bir tane daha bilgisayar alabileceğim. Şimdi devam ediyoruz. Aynen. Rapor geldi. 30 bin aboneye geçtim. Evet, daha çok video yapabilmek için daha büyük bir yer gerekiyordu. Kendi daireme çıkmalıydım. Dım 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 yine başladı. Şu anda taşınabiliyor muyum? Evet, 320 daha güzel. Eve taşınıyorum arkadaşlar. Taşınmadan önce şimdiki oda arkadaşıma ne diyeceğimi düşünmeliyim. Oda arkadaş, selam Görkem, daha fazla yere ihtiyacın olduğunu ve büyük bir daire taşınmak istediğini duydum. Yenilmez yoldaşın olarak seninle birlikte taşınmamı istemediğine emin misin? Hayır, yani seni istemiyorum. Bu odayı senin için ben bulmuştum, karşılığını böyle mi veriyorsun? Arkadaş olduğumuzu sanıyordum ama belli ki yanılmışım. Başarı seni değiştirmiş, hoşça kal. Umarım başarısız olursun. Hoşça kal kardeşim, kusura bakma. 30 bin abone olduk, artık yeni... Yalnız yaşayabileceğim bir eve geçiyorum. 300 bin izlenme olmuş ya. Geliyorsun bilgisayarda oyun oynuyorsun. Yok sevgilimden ayrıldım. Saçma zaman konuştu. Evet, şu anda yeni evimi görüyorsunuz. Yeni daire harikaydı ve daha büyüktü. Burada kendi YouTube ekibimi oluşturmaya başladım. Kanalım için ilk iş birlikçimi tuttum. Ve böylece iki katı video üretip abone kazanmaya devam ediyordum. Evet, iş birlikçim aylık bir ücret karşılığında tahmin ettiğime göre sabit bir takvimde ziyaretime gelip kanal için videolar üretiyor. Sonra da dinlenmek için evine dönüyordu. Videolarına yardım etmeleri için birkaç iş birlikçi tutma zamanı. Öncelikle bir arkadaşına takımına katılmasını istemelisin. Evet, şu anda %100 aylık 60 dolara çalışacak bir arkadaş buldum. Ona sözleşme imzalayacağım. Aylık 60 dolarımız ona gidecek. Kaç ay çalıştırabiliyoruz? Ha, bir aylık sözleşme imzala. Büyük istekli. Tamam. Evet, artık patronuz. Artık bilgi bölümünde iş birliklerine ilgili her şeyi görebilirsin. Moraline dikkat et çünkü video çekme kabiliyetlerini ve maaşlarını da etkileyecek. Aşırı çalıştığında moraline etkileyebilir, uzun vade etkisi olur. Tamam, geç. Evet arkadaşlar, yeni evimiz bu. Şöyle üst kata da çıkalım. Burada gördüğünüz gibi bilgisayar, burada yatak var. Şurada kütüphanemiz ve giysi dolabımız var. Burada kütüphane, pardon. Burada da işte televizyon, işte PlayStation oynayabiliyoruz. Şuraya da ikinci bilgisayarımı alacağım. Üst katta sadece ikinci bilgisayarla oyun oynayabiliyorsunuz. Başka yapacak bir şey yok. Evet, şimdilik bu videomuzun sonuna gelelim. Umarım YouTuber's Life'ın ikinci bölümünü beğenmişsinizdir. YouTuber's Life videolarımın devam etmesi için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.